Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda sizlere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam neden tek başımıza bir yerde gecelemeyi, tek başımıza yaşamayı ve yine tek başımıza yolculuğa çıkmayı yasaklamıştır. İşte bunun sebep ve hikmetlerinden biraz olsun bahsetmek istiyorum. Ancak konumuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin tek başına gecelemesini ve tek başına yolculuğa çıkmasını yasakladı buyurmuştur. Tek başına yolculuğa çıkmak, özellikle gece yolculuğu yapmak, dün olduğu kadar bugün de dini ve dünyevi, sosyal ve psikolojik bir takım sakıncalar taşımaktadır. Bu sakıncalardan insanların bildikleri ve tecrübe ettikleri vardır, bir de bilmedikleri vardır. Örneğin, insan yalnız kalınca şeytan daha çok vesvese verip onu günaha sürüklemeye çalışır. Hani yalnızın dostu şeytandır derler ya, bu sözün doğruluğunu yalnızlaşan insanın suça eğiliminin yani intihara ya da farklı suçlara veya sapkınlıklara meylinin artmasında görmekteyiz. Bu bakımdan mümkün mertebe yalnız kalmamaya dikkat etmek gerekir. Özellikle de yolculuk esnasında yalnız kalınmaması hususunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazları bulunmaktadır. Gece yolculuğu ile ilgili başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmakta ne sakıncalar olduğunu bilselerdi, hiçbir binek sahibi yani yolcu gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Arkadaşlar, hadiste geçen yasaklama haram manasında değildir. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususa ne kadar önem verdiğini göstermek ve insanları başlarına gelebilecek kötü durumlardan korumak için zaman zaman bu tür ifadeleri kullanırdı. Hadis-i şerif tek başına gecelememeyi ve seyahat etmemeyi tavsiye etmektedir. Ancak alimler zaruret ve maslahat halinde yalnız başına yolculuğun ve gecelemenin dinen bir sakıncasının olmadığını belirtirler. Bu yasağın sebebi ve hikmeti ise tek başına olmanın korkuya, düşman saldırısına, şeytanın yönlendirmesine, hırsızlık veya herhangi bir hastalığa maruz kalmamak içindir. Zira bir kimseyle birlikte arkadaşlarının olması, olabilecek bir hırsızlık girişimine karşı caydırı olabileceği gibi aynı zamanda herhangi bir hastalığa karşı müdahalede bulunmak veya ilk yardımı sağlamak için de oldukça önemlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir yolcuya bir şeytan arkadaş olur. İki yolcuya da iki şeytan arkadaş olur. Üç yolcuysa kervan yani cemaat sayılır. Yani yolcular en az üç kişi olunca şeytanın yanlış yönlendirmesinden uzak kalırlar. Çünkü istişareyle işlerini hallederler. Tek kişi veya iki kişi de bu istişare olayı pek mümkün olmayabilir. Yalnız kalmak ve yeryüzünde tek başına seyahat şeytanın işidir. Yalnız kalan insanı şeytan kötü işlere sevk eder. İki kişi için de durum aynıdır. Ancak üç kişi olursa o zaman bir cemaat teşkil ederler ki bunlara şeytan yaklaşamaz. Arkadaşlar, ilave olarak yalnız başına yolculuk yapan kimseler yolda başlarına bir sıkıntı gelse tek başına ya çözemezler ya da çok zahmet çekerler. İki kişinin yolculuğu da buna benzer. Çünkü bunlardan biri ölse veya hastalansa, diğeri çok zahmet çeker veya çaresiz kalır. Ancak üç kişi beraber yolculuğa çıktıkları zaman, bunlar bir cemaat oluşturur ve her bakımdan birbirlerine yardımcı olabilirler. Bu sebeple yolculuğa çıkarken sünnet olan en az üç kişiyle yola çıkmaktır. Netice olarak hadis-i şeriften anladıklarımız, tek başına ve özellikle geceleyin yolculuğa çıkmak veya evde kalmak doğru değildir. Çünkü tek başına yolculuğun veya evde kalmanın dini ve dünyevi açıdan bahsettiğimiz birçok sakıncası vardır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ümmetini her konuda uyarmış ve bizlerin başına herhangi bir musibet gelmemesi için de en uygun olan tavır ve davranışları da göstermiştir. Salat ve selam onun üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.